Sabah İlman'dan herkese merhabalar efendim. Yeni bir gündeyiz ve bugünün gazetelerde çıkan haberlere şöyle bir bakalım. Biraz birlikte yorumlayalım, konuşalım istiyoruz. Ve yine karşınıza arz-ı endam eyledik Sabah İlman'ı kanalımızda. Fanatik gazetesiyle başlayalım dilerseniz sizi fazla uzatmadan. Fanatik gazetesinde yine transferler var. Soza da sona doğru diyor. Şimdi Soza da sona doğru gelinmesi problem değil. Soza'dır, sona doğru gelinir. İsteyen takım görüşür, almak için adımlar atar filan. Fakat haberin içeriği böyle hani mind blowing buluyorsun. Hani Trabzonspor teklifini 2 milyon euroya çıkartınca Soza'ya teklifini 2 milyon euroya çıkartınca Fenerbahçe 2,5 milyon euro demiş, önermiş. 2,5 milyon euro. Allah'ım. Oy la. Yani arkadaşlar bu kadar çok paranız varsa şöyle bize de verin biraz ya. Ne bileyim zaten bol bol saçıyorsunuz paraları. Bize de bir iki kuruş düşerse de sıkıntı olmaz herhalde. Abi ne yapıyorsunuz ya? Soza'nın iyiliği kötülüğü falan değil mevzu. Yani sizin şu anda bu parayı verecek lüksünüz yok. Trabzonspor'un 2 milyon, Fenerbahçe'nin 2,5 milyon euro verecek lüksü yok. Limiti falan geçtim. Harcama limitleri falan geçtim arkadaşlar. Sizin bu parayı verecek lüksünüz yok. Birazdan Volkan Demir'in haberini göreceğiz. Her şey plan doğrusu. Bu nasıl bir plan? Bu nasıl bir plan? Bakın kurulacak olan kadro şampiyon olur olmaz. Ben onu demiyorum. Şampiyon başka bir şeydir. Şampiyon olursun. Çok daha vasat kadrolarla, yani geride bıraktığımız sezondan çok daha vasat kadrolarıyla şampiyon olmuşları var büyük takımların. Yani koskoca Türk futbolunun büyükleri 30 yaşın altında Soza performansı ortaya koyabilecek 750 bin euroya, hadi çok para olsun yine 1 milyon euroya adam bulamıyor mu ya? Acayip bir durum. Mensa imzaladı efendim. İlk imana çıktı. Onun haberi var burada. Ve son aslan Omar. O da 1.3 milyon euro alacak. İlk iki sezonda. Peki. Hiçbir şey diyemiyorum artık. Yani bu neyse 2.5-3 milyonlardan 1 milyonu indirdik. Yakında inşallah 1 milyonlardan da indireceğiz bu paraları. Henüz daha dergileri düşmemiş. O yüzden fotomaçı da buradan aldım yanımda. Fenerbahçe coştu diyor. Perotti, Tiam, Bastos ya da Lemos'u bu hafta sonu açıklayacak. Şey bu hafta açıklayacak. Ya zaten Tiam açıklanacak onu biliyoruz da. Perotti, Bastos ya da Lemos. Yani Bastos ya da Lemos. Çok güzel. Mert Hakan Novak, Gökhan ve Caner'le kadrosunu güçlendiren Kanarya. Şovuna bu hafta devam edecek. İtalyan'ın bir Roma'nın 32 yaşındaki sol kanadı. Perotti transferi büyük mesafe kat etmiş. Tiam ile de önceki gün anlaşma sağlanmış. Bastos ya da Lemos'tan birini de alacakmış. Ondan sonracıma burada işte yine foto maçta şov zamanı. Gustavo'yu satma başkan. 12. adamdan mesaj var. 12. adam işte ama işte o borçlar ne olacak? 8,5 milyon euro bonservis. Echeverria iddiası mı? Echeverria iddiası. Kaç yaşına geldi Echeverria'ya? Az kazı Kanarya'nın Bilbao'yla sözleşmesi biten 33 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgilendiğini de sürmüş. Hürriyet gazetesinde Ertuğrul Özkök yazmış ama yani yazmasa da olur. Barcelona hakkında ya da herhangi bir şekilde futbol hakkında. Türk spor medyasının efsanevi ismi. Şu anda ekranlarınızda gördüğünüz o efsane fotoğrafı çeken isim. İlyas Namoğlu hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Türk spor medyası çok değerli bir ismini, çok değerli bir büyüğünü kaybetti efendim. Beşiktaş'ta forvet arayışlarıyla ilgili olarak da Zeluis favori Plase Şik geçiyor. Zeluis için Porto'dan yanıt bekliyor Beşiktaş. Plase Şik. Şik yani çok büyük paralar almıştı Roma. Yani ne yapacak? Kiralacak mı? Zeluis özellikle Sergen Yalçın çok istediği söyleniyor ama yine Beşiktaş nasıl alacak? Yani kiralayacak, satın alma opsiyonu olacak diyorlar. O satın alma opsiyonu zorunlu bir opsiyon olacak mı? Yoksa hani normal bir opsiyon mu, zorunlu opsiyonsa ne kadar olacak vesaire vesaire. Yani Zeluis evet doğru güzel bir isim olabilir ama şimdi maddi boyutu açısından Beşiktaş'ı yine çok zorlayacak bir transfer olur gibi geliyor bana açıkçası. Geçelim Sayın Cengiz'in açıklamalarına. Dünkü Ali Naci Küçük derlemesinden bakıyor. Zaten bütün gazetelerde var. Paraları hep Leyla'ya bastılar. Bizi kimse har vurup harman savurmaya alet edemez. Yani Falcao'ya ben vermedim o kadar parayı. O ayrı mevzu da. Yani o da har vurup harman savurmaktır. Ya da ne bileyim Lemina'ya verilen para. Yani işte Babel'e verilen para. Onlar da sonuçta har vurup harman savurmaktır. Eğer Volt bakış açısına bakacaksak. Ama mevzu şu. Sayın Cengiz rahatsızlığından nedeniyle ziyaretinize gelen Ali Koç çıkışta
Yani başkan iyilensin, iyileşsin, biz şampiyon olmuş kadar seviniriz dedi. Yani böyle bir jest ortaya koyduktan bir hafta sonra, yani ya da vicdani bir söylem ortaya koyduktan bir hafta sonra, sırf taraftarınızı mutlu etmek için, sırf taraftarınızın egosunu okşamak için yine böyle bir sataşmalarda bulunulması, kusura bakmayın. Yanlış. Çok yanlış. Bence yanlış. Zaten bıktım ben. Söylemiştim. Yani şimdi Mensah işte aynısını yaptı. Yani Mert Hakan Yandaş'ta yapıldı. Emre Kılınç'ta yapıldı. Oğulcan'da yapıldı. İşte Sayın Cengiz yine dün yaptı. Daha önce de yapmıştı. İşte dün yine Mensah yaptı. Bir de kızıyorlar. Abi siz de yapıyorsunuz. Yani nasıl bir bakış açısı bu anlamıyorum. Yani siz sürekli herkese yapıyorsunuz. Başkası da yapınca kötü oluyor. Kötü. Yani her zaman kötüdür. Siz yaptığınız zaman da kötüdür. O yüzden kötü evet. Yani böyle spor kültürü oturmamış ülkelerin bu tarz göndermelerle kamplaştırmaya ihtiyacı yok insanları. Maalesef biz kamplaştırıyoruz. Artı bir de şey yapıyorsunuz ki var, sizde de var. Yani Galatasaray'da da fanatik Galatasaraylı muhabirler var. Şimdi bir Galatasaray muhabiri vardır, Fenerbahçe muhabiri, Beşiktaş muhabiri vardır. Bir de Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı muhabir vardır. Siz lı olanını istiyorsunuz ki var sizde de, ama belli ki yeterli sayıda gelmiyor size ki daha fazlasını istiyorsunuz. Ondan sonra bize gazetecilik öğretiyorsunuz bir de yeri geldiği zaman da. Biz de o zaman yöneticilik öğretiriz. Ki öğretiyoruz. Çünkü yanlış yapıyorsunuz. Bu yanlış. Ancak Türk futbolunda kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Kimse sütten çıkmış ak kaşıkmış gibi davranmasın abi. 4,5 milyon euroluk önlem. Satın alma opsiyonu ancak zorunlu maddesi koyulmamış. Bunu her yerde söylüyorlar. Beşiktaş muhabirleri. O yüzden de önemli, buna takılmıştım ben de dün hatırlayacaksınız. Bu önemli. Sadece önceliği aldı Beşiktaş ki zaten 4,5 milyon euro zaten normal şartlarda da verebilecek bir para değil. O da işin ayrı bir kısmı. Sergen Yalçın da fotoğrafta özellikle formanın burası yırtması ve böyle bir oh muhtemelen daralmış Sergen Yalçın. Tam böyle Sergen Yalçınlık hareket şeklinde Beşiktaş taraftarı reaksiyon verdi. Hakikaten güzeldi o. Dediğim gibi yani göndermelere karşıyım. Mert Hakan Yandaş'ta da yapıldığında da tepki koydum. Emre Kılınç'ta da, Oğulcan'da da yapıldığında da tepki koydum. Yöneticiler, başkanlar yaptığı zaman da tepki koydum. Beşiktaş yaptığı zaman da tepki koyarım. Yani Mensah alıyorsun. Mensah tanıtım videomda Galatasaray'a gönderme yapma lüzum yok. Gereksiz. Hayır, bir de dediğim gibi spor kültürü oturmuş bir ülke olmadığımız için bu insanları kamplaştırıyor. Böyle hani aralarında bir tatlış bir rekabet yaratmıyor. Tatlış bir rekabet. Bakıyoruz efendim. Çaykur, dur bakın burada bir haber var. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Thomas, Sportif Direktör Yılmaz Bay ile konuşuyoruz. Beşiktaş Gökhan Akkan istiyordu ama şu anki son durumu bilmiyorum. Transferi şu an hangi aşamada bir bilgim yok. Takımda kalacak mı gidecek mi bilmiyorum diyor. Elneni ile Beşiktaş yeniden ilgileniyormuş. Tekrar kiralık olarak alınabilir Mısırlı oyuncu. Geçen yılki maaşına indirim istemiş Beşiktaş. Bu da yine haberler içerisinde. Ve Sisse, Beşiktaş bir yıllık deniyor. Sisse 2 yıl için bastırıyor şeklinde haberler. Bakalım ne olacak burada. Sisse'ye Beşiktaş belli ki almak konusunda çok kararlı. Yani Zeluis sanırım Sergen Hoca açısından en ön plana çıkan isim. Messi ne kadar eder? Bayern Münih hizmeti sonrasında Barcelona satmayı planlıyormuş bu oyuncuyu. Bence hiç alakası yok. Satmaz etmez. Messi Barcelona futbolu bırakacak. Muhtemelen Ronald Koeman gelecek. Şimdi Ronald Koeman herkes Everton performansı üzerinden okuyor, konuşuyor. Ama bir Feyenoord'daki performansı, Southampton'daki performansı, Hollanda milli takımının başındaki performansı. Yani evet, başarısız bir dönemi var Everton. Ki çok para harcatarak yaptı bunu. Ama yani koskoca Ronald Koeman'ı da Frank de Boer seviyesinde rezil bir teknik adam noktasını indirmeye lüzum yok. Inter dün Shakhtar Donetsk'i 5-0 skorla geçti ve UEFA Avrupa Ligi finalinin adı belli oldu. Bir tarafta Sevilla, bir tarafta Lukaku. Inter. Hakikaten Lukaku inanılmaz. Yine gol attı. Fenerbahçe'nin forvet attığı için önemli mesafe kat ettiği Thiam şimdiden heyecan yarattı. Eski bir yıldız alını sattı. Kim şu eski yıldız? Sov. Yedin ayvayı abi. Ne zaman büyük takımlardan birine gelecek olan bir oyuncu bir eski oyuncuyla mukayese edilirse o oyuncuyla bir sıkıntı illaki çıkıyor abi. Tabii bu işin latifesi, inşallah öyle olmaz da. Yapmayın abi. Sov başka, Thiam başka. Sov başka, Rodriguez başka. Vedat Muriç başka, Mevlüt başka. Mamalı Thiam geliyor artık. Tamam, Mamet Thiam, özür dilerim. Mamet Thiam geliyor, gözüküyor.
Tek benim aklımdaki soru, görüşmede niye Emre Belözoğlu yoktu? Merak ediyorum abi. Eyvallah. Yani başkan Ali Koç'un gitmesi zaten karşı olduğumu söyledim. Bir kulüp başkanı bir oyuncuyla görüşmek için otele, bahçesine gitmez abi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi, Trabzonspor gibi kulüplerin başkanları özellikle gitmez abi oyuncunun ayağına. Oyuncu gelecekse görüşür ki ben orada bile belki başkan sadece imza aşamasında belki de ya da imza olur. Başkan oyuncuyla tanışmak için gelir filan yani. Ya da daha sonra oyuncu başkan odasına gelir. Olmaz öyle. Emre Belözoğlu niye var abi? Emre Belözoğlu'nun görevi ne? O zaman bana onu söyleyin. Emre Belözoğlu'nun görevi nedir? Emre Belözoğlu nasıl bir görevle sıfatlandırılıyor Fenerbahçe'de? Sportif direktörse niye yok? Yardımcı teknik adamsa tamam, o zaman açıklayın. Ama niye var Emre Belözoğlu? Ne görevle var? Plan kusursuz işliyor. Fenerbahçe gelecek sezon için planlarını kusursuz bir şekilde işletiyor demiş sevgili Volkan Demir. Defansa Sar ve Bastos'u zorlayan Sarı Lacivertler, forvete de Remy ve Smolov'u istiyor. Remy de maşallah zaten her sene yazılır biliyorsunuz. Tamamen Türkiye Ligi'ne yönelik, ya zaten Avrupa'da yok, Türkiye Ligi'ne yönelik ligde performansını bildiği, güvendiği oyuncuları toplayıp yine teknik direktörü de öyle seçmiş gözüküyor. İnşallah Erol Bulut şampiyon olamazsa da Fenerbahçe devam kararı alır. Çünkü doğru olan o. Erol Hoca'nın ben kesinlikle başarılı olacağını inanıyorum orta vadede. Bu sene şampiyon olamasa bile. Ama Fenerbahçe böyle bir yola gidiyor. Bu bence yanlış bir strateji. Ama göreceğiz. Belki de ben yanılırım. Dediğim gibi sorun şampiyonluk değil. Ama asıl mevzu dediğim gibi strateji, bakış açısı. 3 tane tecrübe, 3 tane sözleşmeli kalecim var. Hala kaleci arıyorsun. Yani. Çok değişik, çok acayip. Flavio tamam, top Bahia'da. Yunus Emre Sel haberi. Flavio tamam, top Bahia'da. Bakalım ne olacak? Orta saha oyuncusu 6 numara, 8 numara arası. Yani 10 numara değil, hani onu söyleyelim. Öyle yazanlar da oldu. 1.2 milyon euro. Yine iyi para. Yine gereksiz derecede iyi para. Bakalım ne olacak? Bu arada Trabzonspor 3 yeni transferi ve Edgar için bir imza töreni gerçekleştirdi. Plaza, Tronsen, Marlon ve Edgar. Forvet içinde Vedat Muriç bekliyor. Bu arada Ekrem Ekşioğlu Fenerbahçe'de göreve başladı. Çok sevindim. Eminim ki çok iyi iş yapacaktır. Antrenör olarak altyapıda görev alacak Ekrem Ekşioğlu. Bence çok doğru bir hamle. Bunun açık olsun Cenk. Birincilikte yine, birincilikten yine Fransa'yla. Lucescu'ya sorsam bunlar gitmemeliydi. Lucescu'yu çok savunanlar. Lucescu'nun tek doğru yaptığı bir şey vardı. Mini takımı gençleştirmek. Zaten yerli bir teknik adam yapamazdı. Fatih Terim de yapamazdı. Yapamadı zaten. O yüzden yabancı bir teknik adam getirildi. O işte kullanıldı. Doğru yapıldı. Doğruydu. O işi yaptı. Teşekkür ederiz Lucescu'ya, ama onun dışında hep yanlış işler yaptı. Bir tanesi de bu işte genç oyuncuların büyük takım görmeden gitmelerinin üzerine söylediği söz. İşte bakın Cenk Olympique Lyon'a gitti. Hangi Lyon? Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak olan Lyon. İşte bu yüzden bizler anlık başarılarla kendimizi hala mutlu etmeye çalışırken Lyon'du, Leipzig'ti, hep böyle başarılarını kalıcı hale getiriyorlar. Ya da bir aksıyorlar, tak iki sene sonra tekrar toparlıyorlar. Lyon 5 yaşı eledikten o 7 sene bir kadroyu yeniledi. O sezon bittikten sonra bir kadro oluşturmaya başladı. Ve şimdi o kadro yarı final oynuyor. Göztepe'ye Sinan geliyor. Sinan Bolat da maşallah ya, yazılmayan takım kalmadı Süper Lig'de. Ve bugünkü Şampiyonlar Ligi yarı final maçı Leipzig, Paris Saint Germain, namı diğer Nagelsmann Tuchel maçına geçelim. Alece maçı değerlendirmiş efendim. Geçmişte Tuchel'in yardımcını yapmıştı Nagelsmann, 33 yaşında. Buna karşılık Tuchel çok değerli, çok kıymetli bir adam, o da hakikaten çok büyük bir hoca. En sonunda istediği başarılara Tuchel'le ulaştı. Yani yarı final gördü en azından. Bu performans Tuchel'e değer kattı diyor. Ancak o kadar pahalı bir geniş bir kadroları var ki Paris Saint Germain Leipzig elenirse Tuchel yine eleştiri oklarının hedefinde olabilir. Upamecano için dünyanın en iyi stoperlerinden biri kabul edilmesi adına Mbappe ve Neymar'ın ani içeri dönüşlerinde set çekmeyi başarırsa demiş. Sevgili Ali Ece. Navas'ın yerine kalede Rico'nun oynaması, oynayacak olması soru işaretlemiş. Verratti pazar günkü idmana çıkabildi. Lakin bu kez de G sakatlandı. Ve
Bugünlük de sabah edmanı videomuzu noktalayalım. Yarın yepyeni bir videoda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.